Newton geri farklar formülü örnek soru 3. Bu videomuzda Newton geri farklar formülü konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. F fonksiyonuna ait Newton geri fark tablosu aşağıdaki şekilde elde edilmiştir. Görüyoruz şekli. Buna göre eksik girdileri tamamlayıp Newton geri fark metodu ile F1.8 değerine bir yaklaşım elde ediniz. Öncelikle tablodaki eksik girdileri tamamlayalım. Buradaki ters üçgen kare fx2'nin 8 olduğunu biliyoruz. Bunu elde etmek için ters üçgen fx2'den ters üçgen fx1'i çıkartmamız gerekir. O zaman burası, şuraya a demiş olalım kafamızda. A eksi 5 8'i vermiş. A eksi 5 eşittir 8'i vermiş. Dolayısıyla a buradan 13 çıkar. 13'ten 5 çıkınca 8 kalır. Şimdi gelelim buradakilere. Bu ikisini bilmiyoruz. Normalde bundan bunu çıkartınca bunu verir. Bundan bunu çıkartınca da bunu verecek. Demek ki önce bunu bulmamız lazım. fx1'den fx0'ı çıkartınca 5 verecek. Burayı x diye düşünelim. X eksi 7 bize 5'i vermesi lazım. X de buradan 12. Şimdi fx2'ye gelelim. fx2'den fx1'i çıkarttığımızda 13'ü vermesi lazım. Buraya da y diye düşünecek olursak, y eksi 12 eşittir 13'ü vermeli. Y eşittir 25 çıkar. Ve böylece tablomuzdaki eksik girdileri tamamladık. Şimdi F1.8'e bir yaklaşım elde edeceğiz Newton geri fark formülüyle. Burada toplamda 3 nokta çifti var. 3 nokta çifti varsa onun bir eksiği derecede Newton geri fark polinomu yazılmalıdır. 3 nokta çifti var. İkinci dereceyi yazacağız. İkinci derece Newton geri fark polinomu yazılmalı. Genel formülü bir hatırlayalım önce. Pnx eşittir fxn artı k1'den n'e eksi 1 üzeri k çarpı eksi s'nin k'lı kombinasyonu çarpı ters üçgen üzeri k fxn. Şimdi biz n yerine 2 koyacağız çünkü ikinci derece Newton geri fark polinomunu arıyoruz. P2x fx2. Buraya 2 koyduk. K1'den 2'ye eksi 1 üzeri k çarpı eksi s'nin k'lı kombinasyonu çarpı ters üçgen üzeri k çarpı çarpı değil orası f x 2. Şimdi bunu açmaya başlayalım. Burası f x 2 zaten. K yerine 1 koyarsak burası eksi 1 üzeri k çarpı k yerine 1 koyduk. Eksi s'nin birli kombinasyonu çarpı k yerine 1 koyarsak ters üçgen fx2. Bunu zaten tabloda ne olduğunu görebiliyoruz. Şunun da ne olduğunu görüyoruz zaten. Devam edelim şimdi. K yerine 2'yi koyarsak eksi 1 üzeri 2 çarpı k yerine 2'yi koyduğumuzda eksi s'nin ikili kombinasyonu çarpı k yerine 2'yi koyduğumuzda ters üçgenin karesi fx2. Berbat bir şekilde sıkıştırdık. Şimdi düzgünce yazalım şunu. P2x fx2. Burası eksi 1 sonucunu verir. Burası eksi s sonucunu verir bu kombinasyon. Çarpınca s eder. S ters üçgen fx2. Eksi 1'in karesi 1 eder. Bu eksi s çarpı eksi s eksi 1 bölü 2 çarpı 1'dir ki buradaki eksi, buraya eksi parantezini alınca buradaki eksi gider ve dolayısıyla orası s çarpı s artı 1 bölü 2 çarpı ters üçgenin karesi fx2 olur. Şimdi zaten tablodan bildiğimiz değerleri bir altına getirip yazalım şurada. Fx2 25. Ters üçgen fx2 13.
Ters üçgen f(x)2'nin karesi, ters üçgenin karesi f(x)2 8. S değerinde bulduğumuzda bu iş bitecek. S değeri x eksi xn bölü h idi. Buradaki x nerede yaklaşım elde edeceğimiz idi. X 1.8. Xn burada en yüksek x'in altındaki indis olacak. Yani x2 olacak burada o. Xn dediğimiz x2 burada. 2h buradaki x'ler arasındaki genişlik. X2 eksi x1 yaparsak 0.5 olduğunu görebiliriz. Veya x1 eksi x0 yaparsak yine 0.5 olduğunu görebiliriz. H da 0.5. 1.8'den 2'yi çıkartırsak eksi 0.2 eder. Bunu da 0.5'e bölersek buradan da eksi 0.4 olarak çıkar. Şimdi bunu da götürüp yerine koyduğumuzda artık işlemin sonuna ilerliyoruz. F1.8 yaklaşık olarak ikinci derece Newton geri fark formülünde 1.8'i koyuyoruz. Burada götürüp herhangi bir yerde 1.8'i koymayacağız. Zaten S'in içinde koymuş durumdayız o 1.8'i. Fx2 25 artı S'imiz eksi 0.4 çarpı 13 artı eksi 0.4 eksi 0.4 ile 1'i toplarsak 0.6 bölü 2 çarpı 8. Şunu da şunu sadeleştirelim. 4 kalsın. Gerisini hesap makinesi ile yapalım. 25 artı eksi 0.4 çarpı 13 artı eksi 0.4 çarpı 0.6 çarpı 4. Buradan da sonucu 18.84 olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.